Evet, evrensel web izleyicileri korona günlerinde mültecilerin durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün İzmir'deyiz. İzmir Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı illerden bir tanesi. 8. sırada 150 bin civarında Suriyeli mültecinin olduğu bir kent ve Ege kıyısında olduğu için özellikle Yunanistan'a geçişlerde de çok kritik öneme sahip bir kent. Her zaman o gerilimi yaşayan bir şehir. İzmir'de hem Suriyelilerin hem mültecilerin korona günlerinde ne yaptıklarını, ne zorluklar çektiklerini konuşmak için bugün konuğumuz İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali ile konuşacağız. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hemen şeyi sorayım size. Sağlıktan başlayalım. Yani 150 bin insan az bir rakam değil. Belki daha fazla diğer göçmenleri de düşününce. Korona nedeniyle insanlar, Suriyeliler ya da mülteciler rahatlıkla hastaneye gidiyorlar mı? Sağlık hizmeti alabiliyorlar mı? Çekinceleri var mı gitmek konusunda? Tabii ki sen dedin 150, yaklaşık 150, ben diyorum yaklaşık 200 bin Evet. Suriyeli mülteciler İzmir'de yaşayanlar var. Onlar sağlık politikası hiçbir değişik olmadığı için ama onlar da vatandaşlar gibi bu zorluk yaşıyorlar. Tabii ki hastaneler hali hazırda öyle bir randevu veya hasta kabul etmesi baya bir kısıtlı olduğu için Suriyeliler de aynı o durumda aynı yaşıyorlar. Tabii ki o da bu sıkıntıda etkiledi. Özellikle Suriyeliler, sokakta çalışanlar, karton Evet. toplayanlar, çöple uğraşanlar kendi emeği oradan çıkartıyorlar. Onlar da tabii sağlık durumu bayağı etkilendi. İkinci konu ben bahsediyorum. Temizlik malzemesi. Onlar bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani şu anda hali hazırda belediye veya bir kurumdan öyle bir hijyen paket temizlik için bir sağlama olmadı. Bu sağlık konusunda bu kadar Peki ifade şunu şey edebilirim. sorayım. Tamam, şunu sorayım peki size. Mesela bazı insanların biliyoruz ki kaydı var. Bazı insanların da kaydı yok henüz. Yani kimlik almayan mülteciler de var. Bu insanlar ya acaba hastaneye gidersem beni geri gönderirler mi diye korkuyorlar mı? Hastaneye gitmeyenler var mı? Bir de şu. Çalışan çok az insan var zaten. Onlar da acaba ben hastaneye gidersem karantinaya alırlar. Bu sefer evde kimse ekmek yiyemez. Böyle şeyler geliyor mu size? Yani hastaneye gitme konusunda bir endişe var mı insanlarda? Tabii ki bazı mülteciler adres değişik olanlar var. Yani örnek diyeceğim Urfa'dan kayıt olmuş, kimlik almış ama İzmir'de yaşıyor, İzmir'e bir iş dolmuş. Onlar aileler var. Kayıtsız da aileler var. Sen bahsettin 150 bin kişi doğrudur göç idaresi göre kayıtlı olan İzmir'de. Öyle bir sayı var ama ben ne dedim? 200 bin kişi varken o zaman 50 bin kişi kayıtsız veya adres değişiği onlar da var. Onlar sağlıkta her zaman bir sıkıntı yaşıyorlar. Sadece onlar acil durumda ve acillere onlara kabul ediyorlar. Bir kısmı şu anda bir başvuran, müracaat bize eden ilacı için bizden yardım istiyorlar veya bir geçici sağlık merkezi iki tane İzmir'de, üç tane İzmir'de var. Onlara örnek Karabağlar'da bir sağlık mülteci var ve Kahramanlar'da bir sağlık mülteci var. Onlar kimliksiz muayene ediyorlar ama ilaçlar
Onlar hiç kimseden parasız, ücretsiz almıyorlar. Bize müracaat eden öyle bir zorluk biz görüyoruz, biz karşılıyoruz. Peki, yani şunu diyorsun, özellikle ilaç ve tedavi sürecinde hani toplumda da bir yargı var ya, Suriyeliler bedavaya her şeyi temin ediyorlar, sağlık böyle. Çok da öyle değil diyorsunuz siz. Tabii ki. Tabii ki özellikle bazı şeyler, bazı ilaçlar var. Pahalı olduğu için onlar da bedava almıyorlar. Bazı sağlık malzeme, örnek işitme cihazları veya gözlük veya protez, onlara hiçbir yerden ücretsiz almıyorlar. Peki şunu soracağım hemen. Şimdi siz de ifade ettiniz. Çöp toplayan insanlar var dediniz. Bunlar en çok belki de virüse en açık insanlar. Kağıt, atık ve plastik toplayan binlerce insan, çoğu mülteci biliyoruz. Bir de şu var, yani İzmir'de Suriyeliler deyince ya da mülteciler deyince işçiler akla geliyor ve daha çok işte Işıkkent gibi sanayi sitelerinde ayakkabıcılık yapan, tekstilde merdiven altında çalışan insanlar, sigortasız çalışan insanlar geçimlerini kayıt dışı çalışarak sağlayabiliyorlardı. Ama gelen haberler İzmir'den COVID-19 salgını nedeniyle iş yerlerinin kapandığı yönünde, sanayi sitelerinin kapandığı yönünde. Bu ne demek? Yani büyük bir işsizlik sorunu demek. Nasıl geçiniyor insanlar? Ne kadar dayanabilir? Geçim derdi, ekmek derdi nasıl? Sizin derneğe ne tür başvurular oluyor? Ben tabii ki ilk soru sağlık konusunda sen bana sordun. Evet. Bu yaşama kalitesi ve yaşama zorunluluğu ve gıda maddeler ve karın doymak için onu bahsetmedim. Çünkü ben şu anda dile getiriyorum. Tabii ki %80 Suriyeliler çalışanlar dediğim gibi şeyde çalışıyordu, Işıkkent'te sanayi ayakkabı sitesinde veya tekstilde, onlar %80'i şu anda durmuş halinde. Hem de inşaat, hem de lokanta ve geri hizmet yapanlar, onlar %80'i işleri durmuş. Bu konuda gelmeden önce biz bir çare yaptık, biz biliyorduk, biz hissettik. Öyle bir duygu vardı. Biz bir çare yaptık. O çareye biz Avrupa Birliği ve Birleşik Millet'e, onlara bir çare yaptık. Hem de iş adamı bütün STK'lara öyle bir çare yaptık. Ben zannediyorum bir felaket, eğer o bu öyle sürerse bir felaket olacak. Çünkü ev kirası ödemeyen bu ayda bayağı çoğalmış, elektrik, su faturası, internet faturası, yemek eve getirmek için çocuk sütü, çocuk bezi, hijyen, temizlik malzemeleri bayağı bir ihtiyaç oldu. Bize müracaat eden ağlayan erkekler var. Biz öyle bir atasözü var. Eğer sen gördün mü bir erkek ağlıyordu, o zaman derdi dağda taşamıyor o dertleri. O kadar bir dert var. Erkek ağlıyor bu durum. Ne bir ağlayan erkekler var, bize geliyorlar. Bırak yani kadınlara ağlaması. Erkekler de bile bu durumda ağlayan bize geliyor, bize müracaat ediyorlar. Bir felaket bir durum. Çok zor bir durum. Şu anda biz dernek olarak Suriyeli mülteciler ve Afgan mülteciler, Iraklı mülteciler, zor bir durumda yaşayanlar var. Peki Muhammed Bey, tarım işçileri var bir de İzmir'de. Yani İzmir'in çevresinde, Torbalı'da, başka yerlerde. Bunlar aileleriyle kalıyorlar, çadırlarda kalıyorlar. Onların durumu nasıl? Yani çünkü toplu bir arada kalıyorlar. Yani salgına daha açık, ulaşmak daha zor. O konuda bilginiz var mı? Tabii ki biz Turbaliye'de, ben dün bile
Türbari'ye gıda maddeler ben gönderdim. O çadırlar da her zaman ulaşım halindeyiz. Onlara gidiyoruz, geliyoruz. O durumları biz biliyoruz. Tabii ki normal şartlarda, normal günlerde şartları zordu. Şu anda zor durumda nasıl olacak? Siz tahmin ediyorsunuz nasıl olacak? Biz o durumda da biliyoruz. Şartları bayağı zor. Onlar da özellikle temiz malzemesi ve sağlık malzemesi onlara gerekiyor bu durumda. Siz üstüne basa basa vurguluyorsunuz hep. Yani ekmek kadar temizlik ve hijyen malzemeleri şu an çok önemli. Yani insanların kendini koruyabilmesi için, değil mi? O da gelmiyor. Sizin vasıtayla hem de bu medyada teşekkür ediyoruz bize öyle bir fırsat. Bu sizin vasıtayla yine de bir çare yapıyoruz. Çocuklara süt gerekiyor, çocuklara bez gerekiyor, çocuklara temizlik malzeme gerekiyor, evlerde yemek gerekiyor. Evet. Tabii çok çok dramatik bir tablo sevgili izleyiciler. Yani her sorumuzun sonunda bir çağrı oluyor. Acil bir yardım çağrısı var orada İzmir'de. Bu sesin duyulması lazım. Peki hemen buradan konuyu şeye getireyim. Yani hükümetten nasıl bir yardım geliyor? Bakanlıklar var. O konuda görüştünüz mü? İzmir'de belediye var. Belediyeler yasasında hani şey vardır. İnsanlara vatandaş olmayan gözüyle bakılmaz. Hemşeri gözüyle bakılır. Yani o kentte yaşıyorsanız herkesi korumak, kollamak zorundasınız. Bu konuda nasıl? Yani yeterli destek alamadığınızı anlıyorum. Ne tür girişimleriniz oldu, ne sonuçlar var? Hem hükümetten hem belediyeden. Ne bekliyorsunuz? İyi ki bu soru sordun, çünkü bir yarım saat olmadı. Bir yarım saat önce Mahmut Bey sosyal hizmetleri Büyükşehir Belediye'den beni aradı. Çünkü ben bir mesaj onu göndermiştim. Bana bir dönüş yaptı. Telefonla konuştuk. Dedi biz mesajınızı aldım. Biz bir iki gün içinde ben sana cevap veriyorum. Tabii ki memnuniyetle hem de şükürle o geri dönüş bana yaptı. Bayağı sevdim. Umudumuz oradan da eğer belediyeden bazı gıda maddeler veya hijyen paketler gelirse iyi olur. Peki, yani süt dağıtma konusunda bir şey var mı? O çok önemli. Yani çocuklara süt dediniz. Hiç dağıtılan mahalleler olmadı mı çocuklara süt? Ya da en acil dağıtılması gereken yerler hangi mahalleler? Kadife, Kalef, Basmane falan mı? Daha çok nereler? Suriye mülteciler 4 tane ilde daha çok ilçede. Yani Konak, evet. Karabala, Buca, Bayraklı, Bornova. Bu en çok yaşayanlar, orada mülteciler var. Dediğim gibi ama maalesef bu ay 0-5 yaş süt hala dağıtmadılar. O konuda da ben mülteci konseyi başkanıyla görüştüm. Bunu arz ettim. Hala bu ay süt de çocuklara belediye vermemiş. O da sıcak baktı. Bu konuda biz araştırayım. Sosyal hizmetler de bana dedi araştırayım bunu. Neden vermemişler? Ama cevap dedi, elemandan sıkıntı vardı, biz iletiriz bana dediler. Evet, yani sevgili izleyiciler, şu anlaşılıyor, belediyeyle de bakanlıklarla da hükümetle de temaslar var, verilen sözler var ama Muhammed Başkan'ın da ifade ettiği gibi geç kalınıyor. Yani 36 gün, 40 gün oldu, hızlanması gerekiyor. Yani çocukların, halkın orada süte ve hijyen malzemeye, gıdaya, beslenmeye, ekmeğe ihtiyacı var. Bu sesin duyulması gerekiyor. Muhammed Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Geçenlerde bir haber yayınlandı. Bu Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde
30'a yakın mültecide koronavirüsü tespit edildiği ortaya çıktı. Size ne tür yani bilgiler alabiliyor musunuz? Ne kadar yaygın bu korona? Mülteciler içinde var mı? Hastanelere giden sayılar, bu sayılar size geliyor mu? Bir de bu geri göndermeler ne kadar uygun insanların kalması için? Biz bir ay önce biz öyle bir grup ulaştık. O grup adı Korona Takibi WhatsApp grubu biz kurulduk. Her mahallede bizim temsilcimiz var. O grupla saatle günle biz haberdar oluyoruz, bilgi veriyoruz. Tabii ki ama biz öyle Allah şükür diyoruz. Hala mülteciler, aileler de öyle bir korona biz duymadık. Sadece Çimentepe'de konağa bağlı bir mahalle, Çimentepe'de bir aile var. Orada korona virüsü o aileye girmiş. 10 gün oldu o aile kendi evinde karantinadaydı. Biz onlara tavandan balkona gıda maddeler ulaştık. Ama geri gönderme merkezlerinde durum nasıl? Geri gönderme merkezleriyle ilgili bilginiz var mı? Maalesef onlarda bilgim yok yani maalesef. Evet. Ama birkaç gün önce öyle geri gönderme merkezi bırakayan 200 kişi bu sınırlardan, bu Tekirdağ sınırda gelen onlarda otoparkta toplamışlar. O da biz ulaştık, onlara da gittik, onlarla konuştuk. Ama ikinci gün Göç İdaresi ve Kızılay onlara kendi vilayetleri kayıtlı olan onlara otobüslerle onlara yolladılar kendi vilayete. Peki Muhammed Bey, orada şöyle bir durum var. Yani Türkiye hükümeti tarafından açıklama yapıldı. İşte sınırları açacağız, mültecilere engel olmayacağız diye. İnsanlar gitti, oraya yığıldı. Avrupa almadı. Yunanistan tarafı çok sert müdahalelerde bulundu. Çok kötü görüntüler izledik. Sonra bu insanlar korona salgını olunca belli bölgelere götürüldüler, karantinaya alındılar. Karantina bitince yine götürüldüler, İzmir'e bırakıldıklarını duyduk, Çanakkale'ye bırakıldıklarını duyduk. Yani ne olacak bu işin sonu, nereye gidecek? Siz bu konuda yani Türkiye ile Avrupa arasında olan mültecilerin durumuyla ilgili ne diyorsunuz? Tabii ki bu konuda ben bayağı yani ilk Türkiye ve Avrupa anlaşmasından önce de ben Avrupa Birliği Büyükelçilerden ben bir toplantı bir kere İzmir'de yaptık. Bu konuda bilgim var, ben bu konuda hakimiyetimiz var. Ama şu anda bir tarafta sınır açıyorsun, karşı tarafta eğer kapalıysa yine de hiçbir faydası kalmıyor. Hem de bu durumda denizde kimse, biz öyle bir teşvik etmiyoruz, denizde gitsin, yine de bu ölüm siyaseti de kimse girmesin, öyle bir teşvik biz kimseye etmiyoruz. Ama yine de Avrupa'ya ve her zaman Avrupa Birleşik Millet diyorum, Türkiye'ye yükü bayağı bir ağırdır. Bu yük yani Türkiye ilk dünyada ilk ülke öyle bir sayı 4 milyon daha fazla mülteciler almış, az bir yük değil. Sadece Türkiye bunlara sorumlusu değil, bütün dünyada Suriye krizi ve Suriye mülteciler sorumlusudur. Onlara ben hatırlıyorum, ben Avrupa Büyükelçilere ben söyledim. Dedim siz ne kadar her mülteciye ne kadar para harcalıyorsunuz ayda, çeyrek bu paralardan çeyreği verin, kimse size gelmiyor. Çünkü bizim Suriye mülteciler yakın bir yerde, Suriye'ye yakın
bir yerde kalmak istiyor, her zaman dönüş için ve geri dönme için hazırdır. Özellikle Suriyeliler ziraatla bağlı, toprakla bağlı bir halktır. Yani halk da toprakla bağlı ve ziraatla işçi, topraktan koparmak kolay değil. Peki, yani arada mülteciler eziliyor. Bu iş pek çözüm olmuyor şimdilik. Anlayabildiğim bu. Bu sınır meselelerine bakışınız biraz mültecilerin mağdur olduğu yönünde. Tabii ki bu da hakkı ihlalidir. Her zaman mağdur oluyor. Umutla bir sınıra geçtiler ama maalesef taşla sopayla karşılaştılar. Peki iki sorum var, iki sorum kaldı. Bir tanesi eğitim. Şimdi okullar kapalı, Suriyeli çocuklar ya da diğer mülteci çocuklar eğitim alabiliyorlardı, normal okullara gidebiliyorlardı. Şu an kapalı olduğu için uzaktan eğitim var biliyorsunuz. Uzaktan eğitimi bu çocuklar ne kadar yapabiliyor? Kaçında bilgisayar var evlerin, kaçında televizyon var? Dil sorunu yaşıyor çocuklar, tam Türkçeyi bilmiyorlar. Orada yaşanan zorluklar ne? Ne yapılmalı? Sen bütün zorlukları, sorunları sen bahsettin. Artık ben tekrar etmiyorum. Ama %10 bu dijital eğitim, uzaktan eğitim %10 faydalanıyorlar. %90'ı sanki yok diyorlar. Çok kötü tablo o zaman. Evet. Tabii ki yani Suriyeli mülteciler, çoğunluk öğrenciler yüzle öğretmenle %80 anlıyorlar veya alıyorlar belgeler. Şu anda uzaktan %10 da almıyorlar. Evet, çok fena. Umarım bu şey olur, bir mesaj olur ilgililere, bir düzenleme yaparlar. Galiba orada Arapça da çok önemli değil mi? Yani uzaktan eğitimde şu an Arapça yok biliyorum. Arapça konsa biraz çocuklar şey olabilir mi? Daha aktif katılabilirler mi? Yani eğer diyeceğim 4. sınıf, 5. sınıf yukarıdan Arapça anlıyorlar ama ondan altındaki artık Arapça ve Türkçe kayboldular. Arasında kayboldular. Onlar tamamen Türkçe ile öğrenecek o zaman. Anladım. Peki onlar tamamen Türkçe gerekiyor. Peki son olarak şunu sorayım. Son sorum size. Dayanışma nasıl oluyor? Yani siz dayanışma için, insanlara yardım için ne yapıyorsunuz? İnsanlar size yardım ve dayanışma için nasıl ulaşabilirler? İzmir'de mesela kent halkı nasıl Suriyelileri anlayabiliyor mu? Komşusuna dayanışma gösterebiliyor mu? İnsanlara bu konuda çağrınız, mesajınız ne olacak? Bir sene önce teşvikle ve şefakatle kucaklayan insanlar durum değişti. Şu anda bir nefret, bazı şeyler nefret yarattı. Maalesef bu konuya fazla girmek istemiyorum özellikle bu durumda. Ama ben diyorum bu hastalık belki o nefrette de kalmayacak. Çünkü bütün dünyada eğer biz beraber, eğer biz el elle, omuz omuzla, beraber sevgiyle beraber çalışmayacağız, bu korona bize hepimize alacak. O zaman pozitif bu hastalık, pozitif şeyi iki insan silah sussun ve temizlik, ırkçılık kalmasın ve ayrımcılık da kalmasın ve nefret kalmasın ben zannediyorum. Çünkü büyük bir düşman biz karşılıyoruz hepimiz beraber. Orada tabii şeyi atlamayalım. Belki bu ben yani basından takip ediyorum. Halkların Köprüsü Derneği var orada. Doktorlar var. Bazı kişiler
mesela 10 bine yakın insanı sağlık taramasından geçirdiler. Böyle örnekler, iyi örnekler de var ama sizin konuşmanızdan anlıyorum ki bunlar genelin içinde az kalıyor. Yani daha çok olması lazım. Değil mi? Evet. Tabii ki biz dernek olarak 9 sene oldu biz aktif halindeyiz. Biz öyle %80 Suriyeliler bize bağlayan, Suriyeliler, aileler bize bağlayan var. Bizim Facebook sahifemiz, iki tane Facebook sahifemiz var. Hem de WhatsApp gruplar, bize WhatsApp grubu, kadın grubu var, çocuk grubu var, gençler grubu var. Biz ulaşım bize çok kolay oluyor. Bir genelgede biz binlerce dernek önünde onlara toplayabiliriz. Bir genelgede. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Umarım başarılı olursunuz. Umarım bu ses ve bu mesajlar alınır. Sağ olun. Size de çok teşekkür ediyorum. Sizin ekibinize teşekkür ediyoruz. Bizim sesimiz öyle yüksek sesle yayınladı. Tabii ki biz memnuniyetle onu kucaklıyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Sevgili Evrensel Web izleyicileri, bugün İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali ile görüştük. Anlattıkları gerçekten çok çarpıcı. Yani ekmek ve gıda sorunu var. Onun kadar hijyen malzeme ve temizlik malzemeleri sorunu var. Çocukların, bebeklerin süte ihtiyacı var. İlgili kurumlar, bakanlıklar, hükümet nezdinde ya da İzmir Belediyesi, ilçe belediyeler nezdinde girişimler, görüşmeler olmuş dernekle. Ama yani aradan epey bir süre geçmiş ve henüz çok ciddi adımlar yok. Biraz daha hızlı adımların olması lazım. Çünkü yaşamsal bir sorunla karşı karşıya. Muhammed Bey'in de ifade ettiği gibi yani evin yükünü daha çok yetişkin erkekler çalışarak çektikleri için onlar çalışamıyorlar şu an ve erkekler de ağlıyorsa, ağlayarak derneğe geliyorsa bu bir felaket durumudur dedi Muhammed Bey. Olayı gerçekten çok çarpıcı bir biçimde özetlemiş oldu. Tabii 150 bin göç idaresi rakamlarına göre insan var, mülteci var Suriyeli İzmir'de ama kayıp dışı olanlarla beraber 200 bini aşkın insan var. Dolayısıyla bu 50 bin kayıtsız insanın salgına karşı korunması, denetime alınması, sağlık hizmetlerine dahil edilmesi çok önemli. Yine çok önemli bir vurgusu da şu oldu son olarak. Yani büyük bir düşmanla mücadele ediyoruz. Covid-19'u yani koronayı kastederek ya buna karşı hep beraber dayanışma içinde oluruz ya da toplam bir felaket olur dedi ki bu da çok çarpıcı bir şeydi. Umarız bu sesler duyulur ve dayanışma kazanır. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.